Efendim şimdi konuğumuz geldi stüdyomuzda. Kemal Yeri, kitabı göstereyim hemen. Sonra tarihin kıskandığı lider. Doktor Naim Babüroğlu, tarihçi yazar. Atatürk'e Cumhuriyet denildiğinde akla ilk gelen isimlerden. Bir komutan, günaydın. Sağ efendim olun, hoş geldiniz emekli Tuğgeneral. Bir tarihçi, bir stratejist, bir uluslararası ilişkiler uzmanı Naim Babüroğlu. Evet. Ve birlikte Cumhuriyetimizi konuşacağız. Cumhuriyet bayramımızı konuşacağız. Cumhuriyetimizin kazanımlarını konuşacağız. Evet. Hocam nereden başlayalım? Evet, önce beni bu anlamlı günde davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne demek, çok sağ olun siz geldiğiniz için. Efendim şöyle 28 Ekim 1923 günü Mustafa Kemal Paşa ki 1934'te biliyorsun soyadı kanunu kabul edilecektir, Atatürk olacaktır. İşte 1923-28 Ekim'de Mustafa Kemal Paşa hükümet krizi nedeniyle bazı arkadaşlar, İsmet Paşa, Fuat Bulca gibi bazı arkadaşlar, Ruşen Eşref Naydın gibi bazı arkadaşları Çankaya Köşkü'ne davet eder. Çankaya Köşkü'nde yemekte bu ortaya çıkan hükümet krizinin çözülmesi konuları görüşülür. Ama hattı zatında Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Kemal Atatürk aslında Büyük İskender, Sezar, Napolyon, Hannibal, Cengiz Han ya da Timur benzer komutanlar kıskandıracak şekilde strateji ustasıydı. Yani kuvvet, zaman, mekan dediğimiz hangi adımı, hangi açıklamayı, hangi sözünü, ne zaman, nerede yapacağını muhteşem bir kere tayin eden 5000 yıllık yazılı tarihte ender görülen komutan ve liderlerden biriydi. Hükümet krizinden, ortaya çıkan hükümet krizinden faydalanır ve der ki efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz ve böyle bir algı oluşur. Doğru bu sözü söyledi ama Mustafa Kemal elbette cumhuriyeti bir gecede kurmadı veya cumhuriyet bir gecede kurulmadı. Cumhuriyet fikri Mustafa Kemal'in kafasında uzun yıllar boyunca şekillenen Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşmesinin bir projesidir. Gençliğinden itibaren daha askeri okuldan itibaren Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Kant gibi yabancı aydınlarla Namık Kemal, Ziya Gökalp, Tevfik Fikret gibi Türk aydınlarını okuyarak milli egemenlik, demokrasi, insan hakları, cumhuriyet fikirlerini içselleştirmiştir. Ve kıtada görev yaptığı esnada işte kadın hakları ne olacak, toplumdaki kadının yeri ne olacak gibi cumhuriyetle ilgili birçok fikirleri oluşmuş ve 28 Ekim'de bu efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz dediğinden daha 4 yıl önce 1919'da Amasya Genelgesi'nde der ki milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Adım adım taşlarını döşedi aslında. Ne demek bu? Padişah var, halife var. Ne demek milletin ismi? Milli egemenlik diyor. Ne demek milli egemenlik? Cumhuriyeti işaret ediyor. İhtilal beyannamesine. Peki Cumhuriyet desem size, sizde yarattığı heyecan nedir? Evet. Emekli bir komutan olarak. Muhteşem. Cumhuriyet demek Anadolu'nun yoksul, fakir bir köyünden kimsesizleri, sahipsizleri başbakanlığa, genelkurmay başkanlığına, cumhurbaşkanlığına, bilim insanlarına çıkaran rejim adıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet ne demek biliyor musunuz? Mardin'in isimsiz bir köyünden okuma yazma bilmeyen, anne babadan doğma Aziz Sancar'ı Nobel Bilim Ödülü'ne taşıyan ve Cumhuriyet Güneybatı'da Isparta'nın fakir bir İslam köyünden çobanlık yapan ve Çoban Sülü olarak adlandırılan Süleyman Demirel'i Cumhurbaşkanlığı makamına taşıyan rejimin adıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet fırsat eşitliğidir. Cumhuriyet liyakattır. Cumhuriyet erdemdir. Cumhuriyet Atatürk'ün kendisidir ve bana derseniz ki hocam mucizelere inanır mısınız? Ben hiç mucizeye inanmam. Ben Atatürk'ün manevi mirasım akıl bilimdir dediğine ona inanırım. Akıl ve bilim rehberliğinde hareket ederim ama eğer bu evrende bir mucize varsa Atatürk'ün cumhuriyeti Atatürk'ün mucizesidir. 13 milyon nüfusluydu. 337 doktor vardı bütün Türkiye'de cumhuriyet ilan edildiğinde. Bütün Türkiye'de Cumhuriyet ilan edildiğinde 72 ortaokul, 23 lise, 1 üniversite vardı. Darülfünun Saray İstanbul Üniversitesi olacaktır. Okuma yazma oranı %7 erkeklerde, kadınlarda %4 ama Doğu Anadolu'ya doğru gidildikçe sıfıra iniyor okuma yazma oranı. Ve 13 milyon nüfusun 3 milyonu trahom hastası, verem, tifo, frengi gibi, sıtma gibi hastalıklar yaygın. Bit her evde var. Evlerin %97'sinde tuvalet yok. Bebek ölüm oranı %80, yeni doğan bebek ölüm oranı. Ve Cumhuriyet böyle bir felaket tablosunu devraldıktan sonra 1926'da 72 ortaokulla %7 eğitim, öğretimle, okuma yazma oranıyla başlayan Cumhuriyet. O yüzden mi Atatürk Kayseri'de Milli Uçak Fabrikası'nı açıyor. Kayseri'de Milli Uçak Fabrikası'nı açıyor. 212 uçak üretiliyor. Bir uçağı 1934'te İran Şahı'na, İran Devleti'ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti hediye ediyor. İtibar budur. Mucize budur. İtibar budur. Ve mucize budur. İtibar bu. İtibar israf demek değil. İtibar, o cumhuriyetin en kötü koşullarında, yokluklara rağmen 3 yıl sonra uçak fabrikasını, Milli Uçak Fabrikası'nı açmadır. Kendi şeker fabrikasını, kendi tekstil kumaş fabrikasını açmadır. Ve itibar nedir biliyor musunuz? 337 doktorla 1923'te başlayan bu cumhuriyet. 337 doktor. 150 ilçede doktor yok. 40 bin köy var. 37 bin köyde okul yok, posta yok, yol yok. Ve cumhuriyet 15 yıl sonra kendi aşısını üretmiş. O zaman 27 Temmuz 1938'de de kolera hastalığı salgın Çin'e Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1 milyon ünite aşı, kolera aşısı yardımı gönderiyor. İtibar budur. İtibar budur. Şimdi Cumhuriyet ne kadar farklı anlatılıyor bize? 1923'te kurulduğunda kadın erkek eşitliği yoktu. Kadının pilot, doktor, sporcu, profesör olması hayalden öte bir şey. 4 kadınla evleniyor erkekler. Cumhuriyet ilan edildiğinde kadının mahkemede tanıklık hakkı yok, miras hakkı yok. Kadının sosyal toplumda bir yeri yok. Kahraman kadının. Türk İstiklal Savaşı'nda yok. Mustafa Kemal Cumhuriyet nedir biliyor musunuz? Veya Cumhuriyet'in mucizesi. 3 yıl sonra 17 Şubat 1926'da Medeni Kanunu çıkartıyor Mustafa Kemal Paşa. Türk kadınını Türk toplumunda erkekle eşit bir konuma getiriyor. Muhteşem bir mucizedir bu. Ve 1934'te kadınlara milletvekili seçme seçilme hakkını verdiğinde İlker Bey, sıkı durun, İtalya, Fransa, Japonya gibi ülkeler 12, 13, 15 yıl sonra kendi kadınlarına bu hakkı veriyor. 1945-46'la. İsviçre gibi bir ülke, modern bir ülke 37 yıl sonra kendi kadınına bu hakkı veriyor 1971'de. Ve Türk kadınının haklar açısından o dünyadaki sıralaması Avrupa'da 7. dünyada 12. sırada. Bunun bir sebebi var hocam. Efendim? Bunun sebebi Türk kadının kahramanlığı, Türk kadının cephede oluşu, cepheye top taşıyışı. Böyle cumhuriyet kolay kazanılmadı. Kesinlikle. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de benim en büyük eserim dediği cumhuriyet aslında madde madde sizin sıraladığınız gibi başardıklarıyla. Evet. Şimdi birazcık soluklanmanızı isteyeceğim. Molaya gideceğiz ama molaya giderken de bakın ne diyeceğiz. Mustafa Kemal ile ilgili yazdığım bir şiiri müsaade ederseniz okuyorum bugün anısına. Selanik'te halktan biri olarak doğdu. Adı Mustafa'ydı. Mustafa Kemal oldu. Gazi Maraşal Mustafa Kemal oldu. Türk milleti ona Atatürk dedi. Mazlum uluslar onu Ataşark bildi. 34 yaşında Çanakkale'de Troya'nın intikamını aldı. 38 yaşında milli mücadeleyi başlattı. İdama mahkum edildiğinde 39 yaşındaydı. 40 yaşında 238 yıllık Türk çekilmesini durdurdu. 41 yaşında işgalcilerin hayallerini yerle bir etti. Usta Nazım'ın dediği gibi Kocatepe'den Afyonova'sına atladı. 42 yaşında Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Ümmeti millet, kulu değerli birey yaptı. Fikriye ve Latife'nin paylaşamadığı başkomutan aslında hep yalnızdı. Evliliği fırtınalı denizde bir yolculuktu. Savaşta yendiği düşmanın onun önündeki saygı duruşu tarihte bir ilkti. Onun en güzel anları hüzün doluydu. "Bunalıyorum çocuk, büyük bir acı içinde bunalıyorum" dediği günler oldu. Gözyaşlarını tutamadığı anlar oldu. Yolculuğu engeller, nankörlükler ve hainliklerle doluydu. "Beni hatırlayın" sözcükleri hüzünlü bir vedaydı. "Ölüm demek böyle olacak" kızın sözleri sona yaklaştığının bir itirafıydı. Son anı ulu bir çınarın köklerinin sökülmesi misali devlerin savaşında son perdeydi. En büyük eserini Türk gençliğine emanet etti. Türk milletine vasiyeti oldu. Büyük İskender, Anibal, Sezar ve Napolyon'un kıskandığı bir savaşçı ama tepeden tırnağa bir insan. Sevdaları olduğu, sevdiği kadınlar olduğu, en yakın arkadaşı kahvesi ve sigarasıydı. Ağaç sevgisi, kitap aşkı, millete sevdası zirvedeydi. İki yenilgisi oldu. Biri evliliği, diğeri hastalığı. 10 Kasım 1938'de ölümsüzlüğe yürüdü. Savaşın ustası, barışın efendisi Mustafa Kemal Atatürk. Hocam sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ Doktor Naim Babüroğlu, tarihçi yazar. Cumhuriyet bayramımızda kendisini ağırlıyoruz. Cumhuriyet denildiğinde, Atatürk denildiğinde hatta ilk gelen isimlerden birisi ve aynı zamanda bize Cumhuriyet'in kuruluşunun zorluklarını da anlatacak kişi. Evet. Cumhuriyet tabii milli mücadele yolculuğu ve Türk İstiklal Savaşı başladığında Türk İstiklal Savaşı'nı başlatan bu kahramanlar 3 Mustafa. Mustafa Kemal Paşa 40 yaşında. Batı Cephesi Komutanı Mustafa İsmet Paşa 37 yaşında. Ve Genelkurmay Başkanı Mustafa Feyzi Çakmak Paşa 45 yaşında. Kaderin tecellisi üçünün ismi Mustafa ve kahraman ordu ama vatandan milletten başka sevgili bilmeyen okşa. Yokluklar içinde Turgut Özakman'ın deyimiyle rahmetli çılgın Türkler, gerçekten çılgın Türkler. İdama mahkum edilmişler. Boyunlarında idam fermanı var. Sakarya Meydan Muharebesi geldiğinde en kötü anda Sakarya Meydan Muharebesi'nin kanın gövdeyi götürdüğü yerde annesinden bir mektup gelir Mustafa Kemal Paşa'ya. Annesi İstanbul'da hakaretlerdedir. Kardeşi Makbul ile oturuyor. Tabii yokluklar içinde. Para gönderilemiyor. Meclis başkanı, hükümet başkanı, başkomutan ama annesine para gönderilmiyor. Annesi Makbule Hanım'a mektup yazdırmış, oğluna göndermiş. Salih Bozok yaveri mektubu getiriyor. "Paşam, annenizden bir mektup geldi." Bozok'a bakıyor. "Bozok, oku çocuk" diyor. Sevdiği insanlara çocuk der. Bozok mektubu okuyor. "Oğlum nasılsın, iyi misin?" En sonunda "Oğlum paramız bitti, ne yapalım?" Cephede. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa Bozok'a bakıyor. Biraz düşünüyor. "Bozok, yaz. Evdeki halıları satsınlar." Evet, Cumhuriyet böyle kuruldu. Başkomutan annesine "evdeki halıları satsınlar" diyor. Evet, Cumhuriyet böyle kuruldu. Büyük taarruza gelindiğinde 27 Ağustos 1922'de sabahleyin o meşhur Kocatepe resmi var. Bir de Albay Reşat Çiğiltepe var. Albay Reşat Çiğiltepe. Hedefi ele geçiremiyor Albay Reşat. Evet, Kocatepe bu. Ve Albay Reşat hedefi ele geçiremiyor. Albay Reşat'a Mustafa Kemal Paşa 27 Ağustos sabahleyin telefon ediyor. Kocatepe'den manyatörler diyor ki "Bana Albay Reşat'ı verin" diyor. Reşat Bey. Reşat Bey karşısına çıkıyor. "Reşat Bey, bir problem var. Hedefinizi niye ele geçiremediniz?" "Komutanım, düşman çok fazla yoğun topçu atışı yaptı. Çok fazla sayıda şehidimiz, yaralımız var ama size söz veriyorum, yarım saat içerisinde ele geçireceğiz." Mustafa Kemal Paşa daha sonra meclise gittiğinde bunu anlatır. İçine işlemiş bu. Mecliste anlatır, zabıt ceridesine geçer. Ben oradan anlatıyorum. "Başarılar dilerim" der. Ayrılır telefondan başkomutan. Yarım saat geçer, bir saat geçer. Hedef ele geçirilemez. Çiğiltepe önemli. Tekrar telefona gider belirli bir süre sonra. "Bana Albay Reşat'ı verin" der. Karşısına Üsteğmen Kaplangı çıkar. Albay Reşat'ın yaveri. Der ki "Komutanım, Albay Reşat intihar etti biraz önce ama size bir mektup bıraktı." Mustafa Kemal şaşırır, biraz durur. "Peki oku" der. Albay Reşat'ın yazdığı son satırlar şöyledir. Komutanım, size söz verdiğim halde hedefi zamanda ele geçiremediğim için yaşayamam, hakkınızı helal edin. Evet, niye bunu anlattım biliyor musunuz? Cumhuriyet bu kahramanlar sayesinde kuruldu. Eğer bu kahramanlar kanlarıyla vatanı yeşertmeseydi ne siz ne de ben burada olma imkanımız olmayacaktı. Bugün evet, manşetlerden okuyoruz. Cumhuriyeti korumak zorundayız, Cumhuriyeti koruyacağız diye. Evet. Niye böyle bir yerdeyiz peki? Şimdi, neye karşı, kime karşı koruyoruz biz Cumhuriyeti? Biz Atatürk, Falih Rıfkı Atay Çankaya kitabında şöyle bir şey yazar. Der ki Falih Rıfkı Atay 1960'larda, ara sıra bana sual sorarlar. Atatürk şu anda olsaydı ne yapardı diye. Falih Rıfkı Atay çok sert bir cümleyle devam eder. Eğer Atatürk olsaydı hepimize tırnak içinde der, lanet okurdu der Falih Rıfkı Atay. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk'ten uzaklaştıkça son 20 yılı görüyoruz İlker Bey, yaşıyoruz. Evet. Karanlığa gider. Bakın Atatürk'ü ve Cumhuriyeti Türkiye'den çıkarın, geride kan, gözyaşı ve acının dinmediği coğrafya Afganistan kalır. Afganistan kalır, Afganistan kalır geride. Bakın Atatürk'ten uzaklaşan Türkiye'nin ekonomide geldiği duruma bakın. Yozlaşmada geldiği duruma bakın. Yozlaşma öyle bir duruma geldi ki. Yozlaşma yaygınlaştı. Dürüst insanların değeri sıfıra indi. Yüzsüzlük yiğitlik oldu. Saygısızlık nezaket oldu. İsraf itibar oldu. İtibar oldu. Liyakat yerine biat aldı. Liyakat sistemi çöktü. Ne oldu sonuçta? Adam kayırmacılık ve yozlaşma zirveye çıktığı için şu anda Türkiye karanlığa gitti. Atatürk'ten uzaklaşan Türkiye'nin göreceği yer karanlıktır. Atatürk'ten uzaklaşan Türkiye gün yüzü görmez. Tarihte örnekleri var bunun. Dünyanın en fazla göçmenle ev sahipliği yaparsanız, yozlaşma yaygınlaşırsa, liyakat sistemi yerine biat gelirse, Cumhuriyet fırsat eşitliği erdem ve liyakattır. Beni Cumhuriyet General yaptı. Süleyman Demirel'i Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı yaptı. Şu anda yetkililerin hepsi Cumhuriyet sayesinde o makamda var. Atatürk Cumhuriyeti'nde Atatürk'ün askerleri izlemek nasıl disiplin soruşturması sebebi olur? Atatürk'ün askerleri izlemek ödül verilmesi gereken bir olaydır. Neden biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti nemiz varsa şu anda, bu mavi gökyüzü bizim diyorsak, bu deniz bizim diyorsak, ağacın gölgesinde nefes alıyorsak, sizinle konuşabiliyorsam, kadınlarımız pilot, başbakan, kaymakam, vali olabiliyorsa, kadın erkek eşitliği varsa, bunu hepimiz her şeyi Atatürk'e borçluyuz. Şimdi bu kurucu, bakın Atatürk öldü hiçbir zaman demem ben, vefat etti demem. Neden biliyor musunuz? Eğer ölmüş olsaydı her gün bu kadar çok sayıda tetikçi onu öldürmek ister miydi? İki, Atatürk hiçbir hükümdar, hiçbir komutan öldükten sonra ülkesi yönetmedi. Ne Timur yönetti, ne Cengiz Han yönetti, ne Anibal yönetti, ne Büyük İskender, ne Napolyon, ne De Gaulle, ne Stalin, ne Hitler, ne de başka biri. Ama Atatürk yattığı yerden ülkesini yönetiyor. Ve Atatürk yattığı yerden her savaşı kazanıyor. Her savaşı kazanıyor. Onun için şu anda teğmenler askerlik andı ne demek? Askerlik andı Atatürk'e, vatana, cumhuriyete, millete, devlete bağlılık sözleşmesidir ve ömür boyu sürecek bir anlaşmadır. Bu kahraman teğmenler askerlik andının gereğini diyorlar ki Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Zaten anayasanın başlangıç maddelerinde Atatürk ilke ve inkılapları der. Anayasanın değiştirilmez maddelerinde der, eğitim sisteminde der. Bunlar askerlik andını tekrar etmiş. Buna karşı çıkmak normal bir sistem olsa suçtur. Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in askerleri izlemek vatana, millete, cumhuriyete, şehitlerin kanına, kahraman gazilere vefa borcudur. Bir haberimiz var. Yani Atatürk'ün askerleri izlemek, Mustafa Kemal'in askerleri izlemek, çok özür dilerim, linç ediliyor ama bilmem nerede 8 yaşındaki bir çocuk Narin hala katili bulunamıyor. Mustafa Kemal'in askerleri izleyen o kahraman teğmenler linç edilmeye çalışılıyor. Ama dünyanın en fazla göçmenine ev sahipliği yapmaya devam ediyorsunuz. BK sorunu hangisi? BK sorunu teğmenler mi? Dünyanın en fazla göçmenine ev sahipliği yapmak mı? BK sorunu o. BK sorunu kutuplaşma mı? Yoksa teğmenlerin, kahraman teğmenlerin linç edilmesi mi? Pırıl pırıl teğmenlerin. Tam BK sorunu demişken şimdi İsrail gözü işte aslında Lübnan'da değil Ankara'da, gözü Anadolu'da. Sonra savunma sanayiyle ilgili bir takım adımlar atıldı. Sonra çözüm denilmedi ama yeni bir yol denilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde duymuş olduğumuz bir söz var, bir çıkış var MHP lideri Devlet Bahçeli'den. Bu cümleleriyle ilgili Bahçeli'nin Erdoğan'dan henüz bir ses duyamadık. Net bir ses duyamadık. Önce haberimizi izleyelim ve sonra konuşalım. Bu yol, bu yöntem doğru mudur acaba? Daha önce denendi ve neler yaşadık? Devlet Bey anlaşılmış bir projeye sözcülük yaptığı belli. Ancak artık sözcünün susup meselenin esas sahibinin konuşması lazım. Tayyip Erdoğan bir şey konuşmuyor. Saldırının zamanlamasının ve seçilen hedefin tesadüf olmadığı açıktır. Bu kanlı ve kalleş terör eyleminin ülkemiz iç siyasetinde farklı bir iklimin filizlenmeye başladığı bir döneme tekabül etmesi ayrıca manidardır. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu alçak saldırıyla verilmek istenen mesajları buluşturup çöpe attık. Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'nin Öcalan için meclise gelsin konuşsun özgürlüğünün önü açılsın vaadi. Erdoğan bu vaat için yine tek cümle etmedi. TUSAŞ saldırısının zamanlaması manidar dedi. CHP lideri Özgür Özel'in birlikte karar aldılar ama Bahçeli destek verirken süreci de baltalamış olabilir sözleri dikkat çekti. Fatih Altaylı'ya konuştu. %90 ihtimalle tam mutabık olduklarını düşünüyorum konuştuklarında. Bir %10 da Devlet Bey'in Tayyip Bey'e hayır diyemeyip katkı sağlar gibi baltaladığını düşünüyorum. Eğer böyleyse bu başka bir taktik. Ama bunların hepsi için iki satır Tayyip Erdoğan'ın çıkıp korkmadan, insanların gözünün içine bakarak gerçek niyetlerini açıklamaları lazım. Teröristlere yönelik operasyonlarımızı titizlikle devam ettirirken terörsüz Türkiye hedefimizden de kesinlikle kopmayacağız. Terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Cumhurbaşkanı da bence artık konuşmalı. Ne zaman siyasette diyalog zemini güçlense, ne zaman toplumda kutuplaşma azalsa, ne zaman sıkılı yumruklar açılsa terör hemen devreye girmiştir. Aynı senaryonun tekrar sahnelenmesine seyirci kalmayacağız. Terör baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecekler. Sarayın başdanışmanı Mehmet Uçum da terörist başı ile ilgili infaz düzenlemesinin konuşulabileceğini söyledi ama Cumhurbaşkanı yeni günde de MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan'a meclis daveti ve özgürlük vaadine ilişkin tek cümle etmedi. Muhalefet bu sessizliğe dikkat çekerken Devlet Bahçeli yeni bir açıklama daha yaptı. Terörün kökü kazınacak dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu yoktur, asla da olmayacaktır. Var olan sorun bölücü terör sorunudur. Kaldı ki bu ihanetin kökü muhakkak suretle kazanacaktır. Kürt sorunu yoksa Abdullah Öcalan'ı getirip de bunu yapmak nedir? Anlamıyoruz yani. Devlet Bahçeli MHP'si de AKP iktidarıyla birlikte PKK'nın kurucu cani başına özgürlük vererek terörü sonlandırabileceği yanlışına düşüyor. Siz bu örgütün silah bırakabileceğine inanıyor musunuz? İnanmıyorsunuz. Sadece sizin iktidarda kaldığınız ve kalacağınız sürece sizin işinize yarasın diye rüşvet veriyorsunuz terörizme ve halkı kandırıyorsunuz. İYİ Parti'den istifa edip Anahtar Parti'yi kuran Yavuz Ağralıoğlu da partisinin tanıtımında konuştu. Evlatlarımızın katili meclise davet ediliyor da meclis boşa düşürülüyorsa, devlet aklı diye bir şey konuşuluyor bu cinnetin içine. Kimse sözcülük edemez. Öcalan'dan medet uman alçaktır. Bir devlet aklı denilerek adına çözüm süreci denmiyor ama bir yol yürünmek isteniyor. Evet. Ne dersiniz buna? İlker Bey, devlet aklı şu anda maalesef yok. Devlet aklı olsa Datça'ya kadar Yunan güvenlik botu gelmez. 1922'den sonra 102 yıl sonra Yunan askeri Datça'ya kadar çıkmaz. Devlet aklı varsa olmaz. Devlet aklı varsa faiz ve enflasyon ilişkisinde ekonomi bilimine ve ekonomi ilkelerine aykırı hareket edilerek uygulama yapılıp Türkiye ekonomide uçurumun eşiğine getirilmez. Devlet aklı olsa Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi 2,5 milyar dolara alınır, satın alındıktan sonra kullanılır. Alındıktan sonra depoya konmaz. Devlet aklı olsa dünyanın en fazla sığınmacısı ve göçmenine barındıran bir Türkiye olmaz. Devlet haklı olsa 2011 yılında Suriye'yi parçalamak için gelen ABD ile işbirliği yapılmaz. O zaman PYD, PKK terör örgütü devletçik olmazdı. Suriye parçalanmazdı. Suriye parçalanmadığı için Türkiye bu kadar fazla göçmene, sığınmacıya ev sahipliği yapmazdı. Daha binlerce örnek var. Onun için şu anda Türkiye'de iki şey çöktü. Bir, liyakat sistemi tamamen çöktü ama çöken bir konu daha var. Machiavellizm çöktü. Machiavelli gelse dese ki ya ben Prens kitabını, Hükümdar kitabını yazmıştım 1500'lerde. Makam için her şey mübah. O kıskanırdı. Onun da teorisi Türkiye'de çöktü. Der ki ben bu kadar düşünemedim der. Onun için devlet aklı yok ama devlet aklından çok. Şimdi siyasi partiler, muhalefet partilerine de söylüyorum ben burada. Şunu sorsunlar kendilerine. Eğer önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanlığı seçimi olmasaydı bu çözüm süreci, açılım süreci ya da tırnak içinde iç barış süreci konuşulacak mıydı? Hayır. Neden? 2009 yılında bir çözüm süreci oldu. Bir baktık. 2011'de seçimler olduğu için oldu. 2013 yılında tekrarlandı demokratik açılım. Bir baktık 2014'te 13'te Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimler, genel seçimler var. Yani her seçimden önce oya ihtiyaç olduğu zaman böyle bir adım atılıyor. Türkiye şu anda... Bu doğru mudur peki? Kesinlikle yanlış. Neden yanlış? Bir kere amaç ne? Cumhurbaşkanlığı seçimi olmasaydı bu olacak mıydı? Olmayacaktı. Durup dururken nereden çıktı bu? Neden bir yıl önce olmadı? Çünkü seçim süreci var. Seçim bittikten sonra olacak mı? Hayır, yine kesintiye uğrayacak. Neden? Ya hem diyor devlet diyor ki efendim biz diyor PKK terör örgütünün kökünü kazıdık, bitirdik diyor. Evet. Doğru mu? Evet. Peki çözüm süreci niye o zaman bitirdiysek? Veya Suriye'de PYD, PKK terör örgütü devletçi kuruldu. 70.000-80.000 silahlı türü Suriye'de. Suriye coğrafyasının %25. Deniyor ki PKK terör örgütü silahı bıraksın. Gerçi İmralı'daki terörist başını Kandil dinlemiyor. Bakın size söylüyorum, ben biliyorum. Dinlemiyor. Dinlemiyor. Suriye'deki oluşum da dinlemiyor. PYD, PKK. Onlar dinlemiyorlar. Dinleseler diyelim. Ve PKK terör örgütü silah bıraktığını farz edelim yani. Evet. Terörist başı da geldi, mecliste konuşma yaptı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk İstiklal Savaşı dünyanın en meşru, en haklı, en kutsal savaşlarından biridir. O meclis Türk İstiklal Savaşı'nı bir saniye bile ara vermeden yönettim. Kahraman bir meclis. Ve o kahraman mecliste kahraman şehitlerin kanlarının çiğnenerek, kahraman şehitler çiğnenerek konuşturuldu diyelim. Türkiye diyelim tamamen zirveye çıktı devlet aklının yokluğu. Ve ertesi gün silahı bıraktı. Peki Suriye'de Suriye coğrafyasının %25'ini işgal eden ve Türkiye için en büyük tehdit haline gelen, PKK'dan daha büyük haline gelen PYD, YPG terör örgütü devletçi ne olacak? Silah bırakır mı? Kesinlikle bırakmaz. İstese bırakır mı? Bırakmaz. ABD bıraktırmaz. O halde ne yapacak Türkiye? Efendim ABD diyor ki, şimdi bir senedir görüşmeler yapılıyor. PKK terör örgütü silahı bırakır. Siz de Suriye'deki PYD, YPG terör örgütü devletçinin özelliğini tanırsınız. Özellikle tanıdıktan sonra 3 parça olur. 4. parça da ileride Türkiye'den alınır ve bağımsız birleşik sözde bir Kürdistan devleti kurulur. Bunun sonu uçurumdur. Bunu bir felakettir bu. Devlet öyle yapmaz. Bunun sonu uçurumdur. Felakettir. Devlet öyle yapmaz. Devlet aklı böyle düşünmez. Efendim çok teşekkür ederim. Geldiniz çok özel bir günde. Son bir cümlenizi de alayım. Atatürk der ki ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler bilim ve akıl doğrultusunda hareket ederlerse manevi mirasçılarım olurlar. Ve Gandhi der ki Hindistan'ın kurucusu Mahatma Gandhi, Mustafa Kemal İngilizleri yeninceye kadar biz İngilizleri tanrı zannederdik der. Evet, Mustafa Kemal Atatürk'e ve o kahramanlara saygı, minnet duygularımı iletiyorum. Ruhları şad olsun diyorum. Efendim çok sağ olun. Geldiniz bu özel günde. Çalar Saat Cumhuriyet Bayramı özel yayınımıza katkı veren isim Doktor Naim Babüroğlu.